Merhabalar. Bugün responsive web sitesi yapmayı öğrenmeye başlayacağız. Daha önceden responsive hakkında ön bilginiz olduğunu varsayıyorum. Hemen yapacağım siteyi göstereyim. Yapacağımız site bu arkadaşlar. Türk Antivirüs. Gerçekte de böyle bir firma var. Bu firmanın responsive sitesini yapacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi menüsü bu şekilde. Herhangi bir link çalışmıyor bu arada. Onu da belirteyim. Sadece tasarım olarak tarayıcı boyutumu küçülttüğüm zaman menünün değiştiğini görebilirsiniz. Tekrar açıyorum şöyle. Masaüstü görünümü için böyle. Tabletler için ve akıllı telefonlara doğru küçülüyor. Şunların da arkadaşlar değiştiğini görebilirsiniz tasarımda. Bu şekilde responsive web sitesi yapmaya başlayacağız. Dersleri bu arada şu adresten, web tasarımı dersleri altından responsive web sitesi nasıl yapılır? Buradan, şu an adım 1 var sadece. Diğer adımları da görebileceksiniz proje bittiğinde. Buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca daha önceden yapılmış responsive web sitelerine Media Queries sitesinden bakabilirsiniz. Bu arada piyasada şu an Bootstrap denen bir olay var arkadaşlar. CSS kütüphanesi. Tamamen responsive web siteleri tasarlamak üzerine geliştirilmiş. En fazla bu kullanılmaktadır. Biz bunu yapmayacağız. Çünkü responsive'in mantığını anlamak adına kendi projemizi oluşturacağız. Sıfırdan tasarlayacağız. Bootstrap ile yapılmış web sitelerini ise buradan ziyaret edebilirsiniz. Bakmak isterseniz. Bizim yapacağımız sitenin kodları ise bu şekilde arkadaşlar. Stil kodları, CSS kodlarımız. Eğer farklı bir platformda çalışıyorsanız es geçmeyin derim. Çünkü sadece CSS üzerinde yoğunlaşacağız. Gördüğünüz gibi min width 960 piksel diyor. Bu masaüstü görünümü için en küçük genişlik değeri. Diğer platformlar için genişlik aralıkları ise bu şekilde olacak. Media Screen olayı ile responsive web sitesini yapacağız ve tabii ki bu kodların çalışabilmesi için layout'umuzda Meta Viewport eklentisi etiketinin olması gerekiyor ki bunu kullanmadığımız takdirde Media Screen kodlarımız çalışmayacaktır. Bu da önemli. Bunu da belirteyim. Responsive tasarımda arkadaşlar 3 tane önemli farklılık vardır masaüstü tasarımlarına göre. Birincisi float left değerleri çok fazla kullanılır. Sola yaslamalar, sağa yaslama, float right da dahil. İkincisi divler genişliklerini piksel yerine çoğunlukla yüzde olarak alırlar. Örneğin bit %100 gibi. Resimler de keza aynı şekilde piksel yerine genişliklerini ve yüksekliklerini daha çok genişliklerini yüzde olarak alırlar. Bu şekilde bir farkı vardır. Eğer hazırsanız responsive web tasarımına başlayalım. İlk olarak Visual Studio'yu çalıştırıyorum. Yapacağımız siteyi Visual Studio ile tasarlayacağız arkadaşlar. Eğer siz Dreamweaver gibi farklı bir tasarım editörü kullanıyorsanız bence izlemeye devam edin. Çünkü çok bir farklılık yok. Burada asıl amaç responsive anlatmak. İlk olarak New Project diyorum. Daha sonra Türk Antivirüs responsive yazıyorum ve kaydedileceği yeri de masaüstüm olarak belirledim. Bu proje adamız arkadaşlar Türk Antivirüs Responsive. MVC 4 web application'ı seçiyorum. Net framework'ümün 4 olduğundan emin oluyorum ve OK'ye tıklıyorum. Boş olsun. Evet, hazır arkadaşlar. Şu an projemiz oluşturuldu. İlk olarak sağa tıklıyorum. Add New Folder. Content diyorum. Content'e sağa tıklıyorum. Add New Folder. Image. Yine Add New Folder. CSS diyorum. Daha sonra yine
proje ismime sağ tıklayıp add new folder diyorum. Buraya da script yazıyorum. Hatta şöyle script yazalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar normalize CSS'imizi ekleyelim. Şunları kapatayım. Normalize. Buradan download dedim. Sağa tıklayıp farklı kaydet diyorum. Masa üstüme kaydetsin. Şöyle biraz küçülttüm. Bu dosyayı arkadaşlar CSS klasörümün için atıyorum. CSS klasörüme sağa tıklıyorum. Add style sheet diyorum. Siz bunu göremiyorsanız new item'a tıklayın. Burada vardır. Ben buradan style sheet diyorum ve style diyorum. Okey dedim. CSS'imizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi jQuery dosyamızı ekleyelim. Kullanacağımız jQuery download jQuery diyorum. Buradan 2.1 var. Uncompressed. Compressed olsun. Sıkıştırılmış. Keep diyorum. Bunu da scripts klasörümün içine atıyorum arkadaşlar jQuery dosyasına. Şimdi arkadaşlar controller'a sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Buraya shared yazıyorum. Daha sonra index yazısını silip layout yazıyorum. Şunu da hemen rename yapalım. Yeniden adlandıralım. Layout'a sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Bu zaten layout olacak. Bu kutucuğu kaldırdım. Add dedim. Layout eklendi arkadaşlar. Yine controller'sa sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Home diyorum. Ana sayfa içeriğimiz olacak bu. Index'e sağ tıklıyorum bu sefer. Değiştirmiyorum. Add view diyorum. Use layout or master page diyor. Buradan oluşturduğum layout'u seçiyorum. Yolunu belirttim ve add dedim. Şimdi arkadaşlar şunları yapalım. Komple sildim. Benim kod snippets'lar vardı. HTML5, MVC4 diye. Tab'a tıkladığım zaman bunlar geliyor zaten. Stil dosyamız eklendi. jQuery dosyamızı ekleyelim şöyle. Artı Google Fonts arkadaşlar. Buradan harici bir font kullanacağız. Şurayı sildim. Allegria fontu olacak sanırım. Allegria Sans. Buradan Quick in Use diyor zaten. Fontumuzun adı Allegria Sans arkadaşlar. Normali kaldırdım. Light 300 dedim. Latin Extended. Bu kısmı seçmeyi unutmayın. Türkçe karakterler için. Ve bize bir kod satırı verecektir. Bunu da stil dosyamızın altına ekledim arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Fontumuz da eklendi. Şunları bir kontrol ediyorum. Bir sorun var mı? Description, keywords, title. Şunları kapattım. Layout dedik. Title'ı alıyorum. Bir alt satıra yazıyorum. Şöyle Türk antivirüs responsive yazıyorum. Description'ı da tanımlamıştık. Onları da yazalım. Web sitesi yazıyorum direkt. Ve keywords'ler vardı arkadaşlar. Onları da yazayım. Şu kısmı sildim. Şuraya hemen deneme yazıyorum. Bakalım projemiz çalışacak mı? Description buradan okuyor viewback'leri. Keywords'ü de buradan okuyacak. Hemen çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar şu an layout'umuz hazır. Çalışır vaziyette. Bir sonraki dersimizde CSS'ini ve HTML'ini oluşturmaya başlayacağız.